Herkese merhaba. Tarih Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Şimdi arkanıza yaslanın ve güzel bir sohbete hazır olun. Bugün size dünyamızın içinde bulunduğu durumla ilgili bir video çekmek istedim. Nedir bu? Tabii ki hastalıklar. Dünyayı aslında değiştiren bir sürü hastalık var. Yani dünyanın tarihini değiştiren bir sürü hastalık var. Ama ben size bu videoda sadece ikisinden bahsetmek istiyorum. Dünyayı değiştiren hastalıklarla ilgili bu kitaba bakabilirsiniz. Bu kitap cidden çok güzeldir. Dünyamızı değiştiren 12 hastalık diye. Buradaki ben özellikle iki hastalığa şimdi size değineceğim. İki hastalığın dünyayı nasıl değiştirdiğinden bahsedeceğim size. İlki hemofili. Biliyorsunuz ki hemofili kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir protein eksikliğinden kaynaklanan bir durum. Ve eğer ki hemofili hastasıysanız, normalde bir insanın bir yeri kesildiği zaman ya da bir yere çarptığı zaman bunu çoğu zaman hissetmez bile. Yani kesik hemen 1-2 saat içerisinde toparlanan, ancak hemofili hastalarında bu durum söz konusu değil, ölüme kadar giden sonuçlar doğuruyor. Bu konuda dünya tarihinde imparatorluklarda İngiltere Kraliçesi Victoria'nın bunu taşıdığını biliyoruz. Ve bu birçok torununda da görülüyor. Hatta torunların torunlarında da görülüyor. Şimdi size hemofil hastalığının ne gibi sonuçları olduğundan biraz bahsedeyim. Şimdi Victoria'nın 3. kızı var. Yani 3. çocuğunun kızı olan Alix diye bir kız var. Kendisi Almanya'da doğuyor. Biliyorsunuz Victoria'da zaten eşi de Alman, kendi Alman kökenli bir kraliçe. Kızı, torunu Alix, ki en çok sevdiği torunu Alix, yine başka bir torunu olan Nikola ile evleniyor. Daha sonradan 2. Nikola adıyla Rus tahtına geçecek olan Çar Nikola, 2. Nikola. Tabii kendisi de yine Victoria'nın torunu. Ki biz biliyoruz ki Victoria'nın torunu, yine diğer torunu olan ve daha sonradan İngiltere tahtına çıkacak olan 5. George ile o kadar birbirlerine benzerler ki hani ikiz kardeş gibi görünürler. Ve biz biliyoruz ki işte bu Alix ve Çar 2. Nikola evleniyorlar ve 5 çocukları oluyor. İlk 4'ü kız ve hemofili hastaları, hemofili genelde kadınlarda değil erkeklerde görülüyor. Görülen bir durum. Kadınlar genelde taşıyıcı oluyorlar. Çünkü çok zor. Hani hem annenin hem babanın hemofili hastası olması lazım ve ondan çocuğuna, yani kızına geçmesi lazım. Erkeklerde daha sık görülüyor. Ve ilk 4 çocuğunda hemofili rahatsızlığı yok. Yani böyle bir rahatsızlık yok. Ancak son 4. çocuğundan sonra Alexei isminde bir erkek çocuğu oluyor. Uzun zamandan beri istediği tabii oluyor Alix'in. Alix bu arada daha sonra Alexandra adını alıyor kraliçe olduktan sonra. Son Çar, belki Netflix'te Son Çar belgesel dizisini izlemişsiniz. Orada uzun uzun anlatıyor aslında bunları. Ve 5. çocuğu olan Alexei'nin bir göbeğinden kan geldiğini ve kanın durmadığını görüyor Alexandra. Ve o anda hemofili hastası olduğunu anlıyor. Çocuk uzun süre ağlıyor, hiç durmuyor. Ve bunu ancak o dönemde tabii yavaş yavaş meşhur olan Rasputin isminde bir rahip durduruyor. Yatağının başında böyle dua ederek kanın akışını durduruyor. Ve Alexandra daha sonradan onun her dediğine inanmaya başlıyor. Yani bazen mesela işte halk ona karşı çıkıyor, işte Rasputin'i uzaklaştırmaya çalışıyorlar falan, ama o her daim Rasputin'in yanında durmasını istiyor. Aralarında işte dedikodular çıkıyor, ilişkisi olduğuna dair dedikodu, ama Çar 2. Nikola hiçbir şekilde inanmıyor çünkü Rasputin'e de eşine de sonuna kadar güveniyor. Ama bir şekilde Rasputin sürgün ediliyor, kendisi gidiyor Sibirya'ya, kendisinin olduğu memleketi olan Sibirya'ya gidiyor. Bu sırada tekrardan banyoda düşüyor yanlış hatırlamıyorsam Alexei ve tekrar kanama başlıyor ve dua etmesini istiyor Rasputin'e. Rasputin uzaktan dua ederek çocuğun kanamasını durduruyor. Bir mucize gösteriyor yani. Daha sonra da Rasputin köylüleri tarafından tabii yaralanıyor. Hani hiç kimse tarafından istenmediği için köylüleri tarafından yaralanıyor ve bu sırada bir rüya görüyor. Ve rüyada imparatorluğun sona ereceğini görüyor ve kraliçeye mektup yazıyor. Diyor ki söyleyin imparatora, çarıncı 2. Nikola sakın savaşa girmesin. Bu sırada tabii 1. Dünya Savaşı yavaş yavaş patlak veriyor. Girmesin yoksa imparatorluğun sonu olacak diyor. Ancak tabii İmparator Çar 2. Nikola dinlemiyor ve savaşa gidiyor. Savaşta hepinizin malum olduğu üzere yeniliyorlar. Almanlara karşı büyük yenilgi alınca Çar apar topar geri dönmek, yani Moskova'ya geri dönmek istiyor. Ki askerler de bu dönemde isyan etmişler. İşte halk fakirlik içerisinde ve imparatorun sürekli işte savaşma arzusu ki 1905 Japonya Savaşı'nda kendi yapıyor. Sürekli savaşma arzusu nedeniyle de başarısız oluyor savaşta. Askerler kaçıyorlar, cepheden kaçıyorlar falan. Halk kendisini de istemiyor tabii. Diyorlar ki oğlun adına tahttan feragat et. Ancak bu halkı öyle sakinleştirebiliriz. Tabii oğlunun adına tahttan feragat edecek ama oğlu hemofili hastası olduğu için maalesef kendisi tahtı oğluna bırakamayacağını söylüyor. Çünkü oğlunun hemofili hastası olduğunu söylüyor. Bu durumda kardeşine bırakıyor tahtı. Ancak kardeşi kendisi hani durumu görünce iyice dehşete kapılıyor. Ve tahta çıkmasının ertesi günü istifa edip görevinden ayrılıyor. Ve ardından Bolşevikler devrim yaparak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kuruyor. Yani eğer ki düşünün, eğer hemofili hastası olmasaydı Alexei belki de Sovyetler hiçbir zaman kurulamayacaktı. Ve Çar hanedan, Romanov hanedanlığı devam edecekti. Ama hemofili hastalığı yüzünden maalesef ki 300 yıllık Romanov hanedanında sona ermiş oldu. Bir diğer hastalıksa İrlanda patates hastalığından söz etmek gerekiyor. Biliyorsunuz 1840'larda İrlanda çok verimli bir coğrafya değil tarım için, çok kuzeyde. En çok yetiştirilen ürün ise patates. Özellikle yeni dünyanın keşfinden, Amerika'nın keşfinden sonra patates yetiştiriliyor bu coğrafyada. Ancak 1840'larda ardı ardına gelen patates kıtlıkları var. Yani bir hastalık vuruyor patatesleri ve patatesler topraktayken çürüyor. Yani hiçbir şekilde ürün alamıyorlar. İrlandalılar da ki zaten uzun dönemden beri İngiliz hükümdarlığı altında kendilerine çözüm bulmaya çalışıyor ama İngiltere hiçbir şekilde onları dinlemiyor. Ve bu tür eylemlerine de karşı çıkıyor. Onları güçle bastırıyor. İşte topraklarını elinden alıp protestan olanlara veriyor. Katolik, biliyorsun İrlanda Katolik, İngiltere çoğunluğu protestanken o toprakları alıp protestanlara büyük çiftlikleri veriyor falan. Ve İrlandalılar tabii bütün bu yapılan zulüm, daha birçok zulüm var. En yakın yerlere kaçmaya başlıyorlar. Neresi en yakın İrlandalılar için? Tabii Amerika bu anlamda ilk geliyor. Amerika'ya varmaları tabii ilk başlarda çok sıkıntı. Yani yolculuk şartları çok kötü ve çok zorunlu şartlarla oraya varıyorlar. Amerikalılar kendileri bu anlamda yavaş yavaş set koymaya başlıyorlar Amerikan kıyılarına gelmesinler diye. Birçoğu Kanada üzerinden Amerika'ya gitmeye çalışıyor İrlandalıların. Ve Amerika'da inanılmaz bir İrlanda nüfusu patlak veriyor. Biliyorsunuz ki Abraham Lincoln önderliğinde çıkan Kuzey-Güney Savaşı aslında tam bir köle ve sermaye savaşıdır. Çünkü güneyde köleler çok fazladır. Büyük çiftlikler vardır. Ancak kuzeyde de fabrikalar vardır ve bunlar için işçiler gerekiyor. Abraham Lincoln önderliğinde Kuzey ile Güney savaşa başlıyor. İrlandalılar burada Kuzey'i destekliyorlar. Çünkü Güney topraklarındakiler daha çok Anglo-Sakson, yani İngilizlerden geldiği için İrlandalılar İngilizlerden nefret ediyorlar bu anlamda. Ve Kuzey'in yanında yer alarak kazanmalarını sağlıyorlar. Bu aynı zamanda bu patates kıtlığının getirdiği bir sonuç, İrlandalıların Amerika'ya göç etmesinin nedeni olarak hem 1. Dünya Savaşı'nda hem 2. Dünya Savaşı sırasında İrlandalıların yaptığı lobiler nedeniyle Amerika 2. Dünya Savaşı'na da daha geç giriyor. Belki de hiç girmeyecekti İrlanda lobisinden dolayı. Bir diğer, bu da tarihin akışını değiştiren bir olay aslında. Bir diğer olay yine patates kıtlığıyla kaynaklanan bir olay ise Almanya'da 1917'de çıkan kıtlık. Bu da halkın inanılmaz bir kıtlık olduğu için, patates yetişmediği için halk temel ihtiyaç maddelerinden çoğundan maalesef ki geri kalıyor. Ve açlık baş göstermeye başlıyor. Cephedeki askerler geride bıraktıkları ailelerin sağlık durumlarını ve hayat standartlarını düşününce bu sefer geri cepheden kaçmaya başlıyorlar. Bu da aslında Alman cephesinde kan kaybetmesine neden oluyor. Ve sonuçta Almanya barış anlaşması imzalamak zorunda kalıyor. Osmanlı içinde bulunduğu cephede çöküyor ve savaşı İngiltere, Fransa'nın olduğu cephe kazanıyor. Bu iki hastalıkta dünya tarihini bu anlamda değiştiren özellikler. Bir sonraki videoda başka hastalıklarla yine karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Altta linklerimize ulaşabilirsiniz. Bizi mutlaka takip edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.